saatte. O yüzden yorgunsunuz, bayağıdır dinliyorsunuz arkadaşlarımızı, katılımcıları. Hak veriyorum ama anlatacağım şeyler belki sizleri daha da dikkatinizi çekecek ve eğlendirebilir de. Öncelikle klasik bir sunum olarak hakem heyetlerini anlatacağım tabii ki. Hakem heyetleri ne zaman kuruldu, neler yaptılar, ne gibi gelişimler gösterdi. 1995 yılında 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun yayınlandığında hakem heyetleri vardı. Hakem heyetlerini bu kanunla düzenlemişler. 22. maddede hakem heyetleriyle ilgili olarak şu hususa değinildi. Dendi ki tüketici hakem heyetlerine tüketici sorunlarıyla ilgili başvuranlar aldıkları kararı mahkemelerde delil olarak kullanabilir derdi. Yani delil niteliğinde kararlar veriyorlardı. Ben de bu mesleğe başlamadan önce başvuruyordum hakem heyetine. İşte ayakkabım yırtıldı, yok işte elbisem çekti vesaire. Oradan bir delil alarak takiplerini yapıyorduk. Yine bu 22. maddede değeri işte 5 milyon TL'yi aşmayan uyuşmazlıklarda da yine hakem heyetine başvuru zorunluluğu getirildi. Ve bu başvuru zorun yani bu delil niteliğinde kararınız olmadan da mahkemeye gidemiyordunuz. İlerleyen dönemde 2003'te bir değişiklik yaşandı. 4822 sayılı kanunla yaşanan bu değişiklik, herhalde sesim böyle daha iyi geliyor. Artık hakem heyetlerinin daha kapsamlı, daha sınırları çerçevesi çizilen bir hale gelmesine yol açtı. Buradaki temel özellik hakem heyetlerinin kararlarının icra ve iflas kanunundaki ilamların icrası hükümlerine tabi olacağı, yani ilamlı takip yöntemine tabi olduğu yöndeki düzenlemeydi. Bu güzel bir gelişmeydi hakem heyeti için. Biliyorsunuz 6502'de de halen hakem heyetleri 66 ve 70 maddeleri arasında düzenlenmiş durumda. Ve bu düzenlenme uyarınca tüketici uyuşmazlıklarında şu anki sınır itibariyle sınırları da ben hakem heyeti üyesi olmakla birlikte çok takip edemiyorum. Her sene ben 3 senedir oradayım. 2400 ve 3610 olarak hani düşünelim. 2400'e kadar işte ilçe 3610 il hakem heyeti. Bu noktada hakem heyetleri alternatif uyuşmazlık gibi düşünülemeyen, mahkeme olmayan, tam olarak ne ödüğü belirsiz, kanunda bir şekilde atıf yapılmış ve bir değerin içerisine hapsedilmiş kurullar ve heyetler olarak tabir edebileceğim bir şeydir. Bizim mahkeme olmadığımıza dair 2007 yılında Anayasa Mahkemesi güzel bir karar verdi. Isparta Tüketici Hakem Heyeti bir başvuru yaptı Anayasa Mahkemesi'ne. Benim hep hedefimdi hakem heyetindeki üyelerimizle birlikte biz Anayasa Mahkemesi'ne de başvuralım ya iptal isteyelim diyerek hep böyle konuşurduk ama tabii bu kararı gördüğümüzde 2007'de verilen karara göre hakem heyetleri ne yazık ki mahkeme değil. Çünkü anayasa 152. madde ve sair hükümlere göre sadece mahkemelerin anayasaya, anayasa mahkemesine iptal başvurusunda bulunabileceği anlatılıyor kararda. Akabinde ise ciddi tam bir cümle olarak hakem heyetlerinin mahkeme olamayacağı kararı verilmiş. Peki bu süreçten sonra neler oldu? Asıl ne diyeyim, dananın kuyruğu koptu yere geliyorum yavaş yavaş. Tüketiciler, daha doğrusu biz meslektaşlarımız, hepimiz tüketici sorunlarıyla ilgili davaları takip ediyorduk, gidiyorduk, geliyorduk. Ancak bu iş ne zaman patlak verdi? Onun da dananın kuyruğu koptuğu yerde bankaların dosya masrafları, ekspertiz ücretleri, ipotek fake ücretleri gibi yasal dayanaktan yoksun, haksız, mesnetsiz kesintilerinin tüketiciler tarafından dava edilmesiyle bu süreç daha da yoğun bir hal aldı. Hakem heyetlerini belki birçoğumuz biliyordu ancak çok ihtiyacımız olmadığı için gitmiyor olabiliriz. Ama bu dosya masrafları ne zaman ki gündeme geldi, kapılarında insanlar sıraya girmeye başladı. Burada dosya masrafları ile ilgili birçoğumuz hakem heyetlerine başvuruyordu. Hakem heyetleri belli sürelerde, Çankaya'da 1,5 yıl neredeyse, işte Sincan'da 45 gün gibi karar sürelerinde kararları veriyordu. Meslektaşlarımız için Türkiye Barolar Birliği hakem heyetleri avukatlar lehine vekalet ücreti versin diye bir yasal düzenleme de yaptı. Bu yasal düzenleme uyarınca hakem heyetlerinin başvuran vekillerine, yani başvurun adına tabii ki avukatlık kanununca vekiline vekalet ücreti ödenecekti. Ancak bunu da bazı tüketici dernekleri ve sair kuruluşlar dava etti. Bizim biliyorsunuz tarifimizden bu husus kaldırıldı.
Yani bizim için karlı bir iş değildi. Çünkü ne yapıyorduk? Hakem heyetine gidiyorduk. Karar alıyoruz ve dilekçe yazıyoruz. Ücret yok. Bunu takibe koyuyoruz. O arada banka ödüyor vesaire. Ve pek de bir pratik meslektaşlar bunu icra takibi yapma yoluna gittiler. Yani dosya masraflarını, ipotek feklerini, ekspertiz ücretlerini, dekontları alarak ilhamsız icra yoluyla takibe geçtiler. Bu da ciddi bir hareket getirdi bu sektöre. Yani ben bunu sektör olarak tanımladım ama yani bu dala bir hareket getirdi. Meslektaşlarımız para kazanmaya başladı. Bankalar yeni takip elemanları buldular. Sürekli itiraz eder hale geldiler. Ve itiraz sonucunda duran takipler nereye gidecek? Bu sorunsal başladı. Aslında bunu pek düşünen olmadı. Sınır itibariyle hakem heyetlerine gelinmeye başladı. Yani başvurular sürekli olarak hakem heyetlerine geldi. Ve hakem heyetleri de genelde öncü birliklerdir. Ortaya bir karar atar. O karar ne kadar gidecek? Yani bir şeyler denenir. Hakem heyetlerinin aslında çalışma prensibi %100 hukuk uyumlu değildir. Daha çok hani yeni bir şey yaratalım. Ya biz yapalım bakalım mahkeme ne diyecek? Yani daha doğrusu ilk derecede de öyle denir. Ya ben böyle karar verdim. Sen Yargıtay'a git de bakalım o ne diyecek? İşte biz de öyle yaparız. Hakem heyetleri olarak kararımızı veririz. Bakalım üst mahkeme ne diyecek deriz. Bu noktada da itirazın iptali kararlarını verdik. Bazı durumlarda icra inkar tazminatı da verdik. Çünkü dekonta bakıyorsunuz. Dekonta bedel net. Bankayı görüyorsunuz boş yere bir itiraz ediyor. Yani gerekçe yok. Bu durumda %20'leri de vermeye başladık. Meslektaşlarımız da bunları tabii ki icra müdürlüklerine götürdü. Güzel bir hareket başladı bu alanda. Akabinde tarih 18 Mart'a geldi. 2015 yılı. Bir şeyler bir anda sallanmaya başladı. Bu sallantı da aynı anda hem 13 hukuk dairesinin hem de 3 hukuk dairesinin aynı günde birebir benzer kararları vermesiyle oluştu. Çok ilginçtir. Bu kararlarında da yüksek yargı şöyle söyledi. Tüketici hakem heyetleri mahkeme değildir. İcra İflas Kanunu'nun 67. maddesine göre itirazın iptali mahkemelerden istenebilir. O halde mahkemelerden istenebilecek bir itiraz iptal kararını tüketici hakem heyeti veremez. Dedi ve bütün bu yaşanan olayları bıçak gibi kesti. Bu tarihte verilen kararı biz öğrendikten sonra o zaman ben Ankara Borusu Tüketici Hakları Kurulu'nda üye değildim ancak yine hakem heyeti üyesi olduğum için takip ediyordum. Hemen bir komisyon oluşturarak 13 hukuk dairesine ziyarete gittik. Evet kararı verdiniz. Birazdan anlatacağım şeyler daha da ilginizi çekecek. Çünkü o nokta oraya gelecek. 13 hukuka gittiğimizde bu kararı verdiniz. Çok güzel. Bu sizin hani yüksek yargının düşüncesi. Peki hangi nedenlerle? Dayanabilen tek neden hakem heyetinin mahkeme olmaması düşüncesi ve gerçeği. Tamam. Şimdi o zaman gelin koparalım o kuyrukları. İcra İflas Kanunu'nun 72. maddesinde menfi tespit ve istidat davaları adı altında bir düzenleme var. Yani olumsuz işte borçlu olunmadığın tespiti, itiraz edilemeyen takip nedeniyle ödenen bedelin iadesi, istirdat. Bunlar için İcra İflas Kanunu diyor ki, icra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme. İşte bu maddenin devamında sürekli mahkeme, mahkeme, mahkeme. Tamam, çok güzel. Yani ne yapacağız? İtirazın iptali kararını mahkeme verir. Menfi tespit kararını da mahkeme verir. İstirdat da mahkeme verir. Bu durumda bugün Ankara İcra Müdürlüklerinde abonelik sözleşmesine dayalı olarak kaç tane takip açılır günde sizce? 5.000, 3.000 olsun. Bu takiplerden ben örneğin otomatik ödeme kullanıyorum. Vodafone kullanıyorum. Vodafone'dan da faturamı hem otomatik ödemişim hem başka yöntemle ödemişim. O da bana takip yapmış. Ya velev ki takibe de itiraz edememişim. İstirdat isteyeceğim. Hadi buyurun istirdat isteyin. 70 liralık faturama istirdat isteyecek görevli mahkemeyi tanımlayabilecek birisi varsa ben söyleyeyim yok. Sınırdan giderseniz hakem heyetine, hakem heyeti mahkeme değildi, istirdat veremez. Geçmiş olsun. Bu durumda ben nereye gideceğim? Mahkemeye gideceğim. Mahkemeye gittim ben, buyurun. İstirdat talebi, görevsiz karar. Şu an Türkiye'de itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat konusunda tüketici işlemlerini kapsayan işler 3610'un altında görevli merci yok. Ne yazık ki yok.
Bu düşünülmeden yapılan bir hamleydi. Bu hamlenin sonucu bunları getirdi. Peki biz neler yaşadık? İtirazın iptali sürecinde kararları veremez dedi Yargıtay 18 Mart 2015. Benim de bir aylı bir dosyam vardı İrtükeçi Hakem Heyeti'nde. Kararları da geldi. Hepsi itirazda durmuş. Karar verildiği tarih 14 Mart 2015. Kararları ben tebliğ aldım 19'u ya da 20'sidir. Tabii apar topar icra müdürlüğüne gittim. Kararları sunacağım. Diyeceğim ya benim itiraz kaldırılmış. Devam edeceğiz takibe. Sundum mu? Sundum evet. Peki bana müdürlük ne dedi? Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 2015 falanca esas sayılı kararı uyarınca sunmuş olduğunuz tüketici hakem heyetinin kararı geçersizdir. Tüketici hakem heyeti mahkeme değildir. Böyle bir karar veremez. Bu nedenle sunulan kararı uygulamıyor. Tabii ben biraz şaşırdım ya, karar var, takip var, itiraz kalkmış. Yani ne olacak? Devam etmem lazım, değil mi? Gidemedik. Ne yaptık? Biz de hemen şikayet ederiz ya dedik. Mücadele ederiz. Oturduk. Biraz da hırslı bir insanımdır. Yanılmıyorsam bu 12 sayfa. 12 sayfa dilekçe yazdım. İcra müdürlüğünün verilmiş bir ilam niteliğindeki bir kararı içerik itibariyle değerlendiremeyeceğine, talebimi reddedemeyeceğine, böyle bir itiraz varsa bunun borçlu tarafından yapılabileceğine dair neredeyse bütün anayasayı baştan okuyup ahim kararı vesaire arayarak böyle dolu dolu bir itiraz yaptım. Benim yaptığım itirazı da güzel iki sayfa bir kararla şikayetin reddine diye kesin kararla bağladılar, sağ olsunlar. Şimdi bunları yaşadık, hepimiz yaşadık. Sizler de yaşadınız. İcra hakimleri, ben icra dairelerine gittim de yukarıda toplantılar, birazdan karar çıkacak dendi. Yani sonuç olarak bir yerde bir karar alıyorsunuz. O karar ilam hükmünde deniyor kanuna göre. Götürüyorsunuz. Yok kardeşim de sen veremezdi ki o diyor. Mahkeme değildi o diyor. Veremez. İşte mahkeme değiliz ya. O nedenle biz bu kararı veremeyiz. Veremezsek ne oluyor peki? Biraz önce bahsettiğim adam istirdat istiyor, veremiyorsun. Menfi tespit istiyor, veremiyoruz. Benim hakem heyetime sürekli geliyor. Tüketici hakem heyetlerine gelen sorunların neredeyse %40'ı menfi tespittir. Adam bir şey almıştır, senet imzalamıştır. Diyor ki senedimin iptaline diyor. Şimdi senet borçlu olmadığımın tespitine diyor. Şimdi ben buna ne diyeceğim? Hayır kardeşim ben menfi tespit veremem, git. Hadi git sığıyı. Sığıyı'ya gidiyor. Yok diyor, görevsizim diyor. Ya mahkemede doğruyu söylüyor. E peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Ne yazık ki bu sorunu çözemeyeceğiz. Çünkü Anayasa Mahkemesi bize mahkeme değilsiniz dedi. Mahkemeler sınırın altına ben bakmam diyor. E şimdi ben bana gelip yani her zaman hani her olay birbirine benzemiyor ama bazen hakem heyetine öyle insanlar geliyor ki yani o 300 lira 500 lira belki bize fazla gelmez ama o insanlar için çok önemli. Hele benim bölgemdeki hani ekonomik düzey açısından çok önemli rakamlar var. O insanlar size ağlıyor ya karar. E ben nasıl vereyim? Ben hukukumu çiğniyorum. Evet hukuku çiğniyorum açık söyleyeyim. Çiğnemek zorundayım. Yani bir şeyleri çözmek için bazen hukukun bazı kısımlarını görmezden gelmek zorundayız. Eğer biz hakem heyetleri olarak menfi tespit kararı, istidat kararı vesaire kararları vermezsek tüketicinin gidebileceği bir nokta yok. Bugün biraz önce bahsettim. Abonelik sözleşmesiyle ilgili. Yapılan takiplerin hepsi hukuka aykırı. İcra müdürlerine hepimiz gidelim soralım. Alıyor musunuz takip deyin? Alıyorum der. Peki benim deyin şöyle bir takibim var. Dekont var içinde. Dosya masrafı istiyorum. Bunu takip edeceğim. Almaz. Sizden almaz. Ama firmanınkini alır. Çünkü firma tüketici işlemi yapmamış aslında. Yani işin komik noktası burası. Bütün firmalar patır patır satıcılar, sağlayıcılar tüketicilere 3610'u da takip yapabilirken tüketici 3610'un altında takip yapamıyor Ankara'da. Böyle bir örnek var. Peki buna ne yaparız? Aslında biz tüketici hakları kurulu olarak bunu da çalışıyoruz. İnşallah yani ben bayağıdır bunu düşünüyorum. Anlatırım. Çok da konuşan bir insanımdır. Meslektaşlarım bilir kurul toplantıları. Bunları anlatırım hep. Ama uygulamam çok. İnşallah uygulayacağız. Kesin destekle takip iptal ettireceğiz. Görev çünkü bu. O zaman. Görev yönünden olacağına göre reysen düzenlendi. Reysen bakacağına göre takip kesinleştikten sonra da göreve baksın o zaman. Yani bunu bizim bunu dememiz gerekir. Bu noktada
sözü pek uzatmayacağım. Yani anlatacağım husus buydu. Kısa da reklamımızı yapacağım. Hakem heyeti olarak hangi kararları veriyoruz, hangilerini veremiyoruz. Son dönemlerde meslektaşım buradaydı. Doğalgaz başkent vekili kendisi de. Ön ödemeli sayaçtan faturalı sayaca geçiş dönemleri var. Hepimiz doğalgazlı ön ödemeli sayaç kullandık. Onları faturalıya geçiriyoruz. Geçirme sebeplerimizden birisi sayacın iyi ölçüm yapamamış olması ya da arızalanması vesaire sebepleri var. Bu noktada alınan güvence bedelleri var. Bu güvence bedellerinin iptali hususunda, yani tüketici iade hususunda hakem heyetine karar veriyoruz. Yani bunlara ben meslektaşlar olarak bilgi olsun açısından, yarın müvekkilleriniz yani bununla ilgili bir şikayette geldiğinde yani bunun verilebildiğini, Batı Adliyesi'nde birkaç mahkemece, yani çoğunlukla diyeyim daha doğrusu, onandığını kararlarımızı söylemek isterim. PTTS ve Sair abonelik hizmetleri yüklemeli kart hizmetleri aşamasında kartına işte doğalgaz, su, elektrik vesaire yükleten kişilerden alınan 1 liralık bir hizmet bedeli var. ASKİ'de kiosk bedeli var. Bunların 1 lira için başvuran oldu ve verdik. O da onandı. Güzel bir karardır. Son dönemde özellikle Sincan bölgesi yapılaşması hızlandığı için ve müteahhitleri sürekli kaçtığı için elektrik bağlaması var. Yani bu elektrik davalarını aslında mahkemeler bakıyor. Elektriklerin tedbiren bağlanması, aboneliğin tedbiren yapılması hususları. Bu hususta da tabii ki mahkemelerin aslında yapması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bizim alanımızda olmadığını düşünüyoruz. Ama kişilerin mahkemelere başvurduğunda hala 2-3 senedir elektriğini bağlatamayan insanları gördük. Dava açıyor ve elektrik, yani yargılama sürdüğü için elektriksiz de, susuz da, doğalgazsız da, yani temel ihtiyaçlar olmadan insanlar hayatını sürdüremez. Bunu da çözmek adına Enerjisa ile görüştük. Ve biz bilirkişi incelemesi yaptırtıyoruz. Mevcut meskende herhangi bir abonelik verilmesi halinde bir tehlike var mı vesaire, bunları kontrol ettiriyoruz. Projesine uygun bir elektrik, su vesaire tesisatı var mı, bunlara baktırtıyoruz. Eğer rapor olumlu gelirse tedbiren bağlatıyoruz. Enerjisa sağ olsun itiraz etmiyor. Yani dedim, her zaman hukuka uygun yapamıyoruz. Ama kişilerin problemlerini çözmeye endeksi çalışıyoruz. Diğer yandan notlarıma bakıyorum. Son dönemde de en çok bizim heyetimize gelen ve benim ısrarla heyet üyelerimle birlikte konuştuğumda bakanlığa ihbarına diye karara da bir nokta koyduğumuz piramit uygulamalar var. Türkiye'de çok arttı. Ben bilişim hukuku uzmanıyım aynı zamanda. Takip ettiğimde bu piramit uygulamalar ciddi anlamda tüketiciyi tehdit ediyor. Ve ciddi hukuki kılıflar altına sokularak kişilere en son, en modası bir mal satılıyormuş gibi piramide dahil ediliyor. Yani örneğin ben diyorum ki Ayşe Hanım, size şu suyu satacağım. İşte 300 lira. Siz de arkadaş bunu kaç kişiye daha satarsanız ondan 500 alın. 200 benim. Bir uygulama haline getiriyoruz ve benim çalışanlarım halinde altıma doğru bir piramit yayılıyor. Bu çok arttı gerçekten ve çok insan bu şeyin içinde, kaosun içinde, belki hani göremiyoruz çevremizden ama bu ciddi bir tehlike tüketici anlamında. Saadet zinciri zaten, yani piramidin temeli de saadet zinciri. Hatırlarız, o pas, yani değişik bir ceketi vardı. Ben geçen de hatta diyorlar hapisten çıkmış falan fotoğrafları vardı, aslında biraz takip etmiştim. Son olarak TV hususu, ya yani televizyon hususu, birçoğumuz hani genel bilinen olağan televizyon hatlarını kullanıyoruz, yayınlarını kullanıyoruz ama bir de olağan olmayanlar, taşrada kullanılan, yani uydular var. Uydularda o kadar çok reklam var ki bazen hani tatile gidiyoruz, uzak bir yere gidiyoruz, televizyon çok hani bilindik olmuyor, uydular oluyor, izliyorum, oturuyorum. Kişilere hiç olmayan, aslı astarı olmayan, gerçeğe aykırı ürünler pazarlanıyor Türkiye'de. Ama ne kadar çok, inanamazsınız. Kanallar birbiri ardına. Bunun için reklam kurulu var zaten. Tüketici kanunda yazılmış tabii, şikayet gerekiyor. Bireysen hepsine yetişemeyecekler. Bu hususta da aslında bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü insanlar reklamlarla Türkiye'de çok yöneliyorlar ve satın alıyorlar ürün. Ve bunlar daha sonra bize geliyorlar hakem heyetine. İşte falanca ürünü aldım, içinden şu çıktı. İşte şu ürünü aldım, sürdüm yüzüme, böyle oldu. Ve bu ciddi bir sayı.
son olarak diyeceğim. Hiçbir zaman da son olmuyor. Evet, kartel kararı İlhan Bey'in kesinleşme hususundaki anlattıklarına rağmen kesinleşmeden bir karar verdik. Doğru. Kararımızı vermemizdeki temel dayanak biz mahkeme değiliz. O yüzden mahkemelerin tabi olduğu kesinleşme vesaire hususlara dikkat etmek de zorunda değiliz. Ne yazık ki biz kararı verdikten sonra